Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Kastamonu'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda kaçak alkol ele geçirildi. Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Kastamonu'da alkollü şekilde direksiyon başına geçerek genç bir kadının ölümüne sebebiyet veren sürücü hakim karşısına çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kentsel su verimliliği çalışmaları kapsamında, Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği etkinliği düzenlendi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş İnebolu ilçesi Durucay Köyü'nde unutulmaya yüz tutmuş sepetçilik zanaatını yaşatan Salih Turan'ı ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanı İlke Karabacak, partilerinin 5 ilçede belediye başkan adaylarını belirlemesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile görüşen Tarık Ziya Çağılcı ve parti MYK üyesi Yüksel Aydın, aday adaylıklarını resmen yaptılar. TLF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Gün Medya Grup Kastamonu Spor, 19 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağı 32 Isparta Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi ise günün köşe yazı başlıklarına geçiyoruz. İrfan Salcı, yerel seçimler ve adaylar. Mustafa Afacan, ben olsam imzalamam. Ünsal Kenanoğlu, deplasmanda alınan ilk puan. Zürtü Aslan, İnazı Mağarası. Haberlerimizin tamamına erişmek ve köşe yazılarını okumak için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Kastamonu İstiklal Gazetesi günün özetini sundu.